Değerli izleyenler, artık Türkiye harekete geçiyor. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Sirte ile ilgili, evet, geçen gün verdiğim Wagner'ler çekiliyor petrol bölgelerine. Sirte ve Cufra ekseninden, evet, çekilmeler var demiştik. Tabii ki bunun neden olduğu ile ilgili şimdi işaretler gelmeye başladı. Konuya geçmeden önce gündeme damgasını vuran bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Putin kurnaz bir siyasetçi. Ne dedi? Bugün yaptığı açıklamada Mısır ordusunun Türk ordusu karşısında şansı yok. Şimdi bu açıklamayı neden yaptı? Bu açıklamayı yapma nedenlerinden birisi Putin'in Mısır'ın elinde birçok Rus silahı var. S-300'ler dahil uçaklara kadar birçok Rus silahı var. Eğer Türk ordusunun modern füze sistemleriyle ve eş güdümlü kullandığı sistemlerle eş güdümsüz ve koordinesiz Mısır ordusu karşılaştığında Sisi'nin bir Esed kabusu yaşayacağından emin Putin. Burada Rus silah sanayinin dünyada, evet, epey bir darbe alacağını düşünmüş olabilir. Veya Türkiye'nin burada yakalayacağı havayla Libya'yı daha kolay düşürebileceğini düşünebilir. Masadan nasıl olsa petrol bölgesindeyim, çatışmadan bu işi çözebilirim diyebilir. Ama şunu ifade etmek istiyorum ki Mısır'a bu açıklamayı yapması Putin'in Sisi'yi gazlamak için de olabilir. Çünkü Sisi'nin bugünkü yaptığı açıklama, evet, sizlerle paylaşmak istiyorum. Sisi bugün yaptığı açıklamada Putin'in sözlerine karşılık yapmış gibi gözüküyor. Özellikle Libya'daki bir kısım ayak oyunlarıyla elde ettikleri aşiretlerle halkı temsil ettiklerini düşünmüyoruz. Sisi bugün yaptığı açıklamada Orta Doğu'nun en güçlü ordusu olduğunu söyledi. Tabii ki o bu açıklamaları yapa dursun, Rusya'nın bu açıklamasında Sisi'yi kışkırtmak, yani onu kızdırmak amaçlı da yapmış olabilir. Üçüncü şıkta Rusya Mısır'ın girmesini Amerika'nın girmesi olarak da görebilir. Çünkü biliyorsunuz Mısır'daki darbenin arkasında Amerika olduğu yönünde de çok güçlü işaretler var. Şimdi gel gelelim Sisi'ye. Sayın Sarraj cevap bile vermiyor. Ona cevabı Libya'nın kahraman komutanı Albay Kanunu veriyor. Askerlerinizi tabutlarla yollayacağız. Çok sert bir açıklama ve güzel bir açıklama. Geçenlerde söyledim. Rusya'nın, evet, takviyeleri bitmek bilmiyor. Suriye'deki gibi elleri güçlü değil. Yasal bir devletin çağırdığı Türkiye var. Darbecilerin çağırdığı bir Putin var. Sirte'ye oklar yönelmişken, Sirte'den de çok son dakika bilgileri var. Onları da aktaracağım. Geçen günlerde sizlere demiştim. Petrol bölgesine Rus Wagner'leri ve bir kısım paralı askerlerin çekildiği yönünde Sirte ve Cufra ekseninden. Şimdi sıkı durun. Sirte ve Cufra ekseninden çekilen bu birlikler petrol bölgesine yönelik UBH'nin yapacağı taarruzlarla ilgili istihbarat elde etmiş olabilirler. Bu istihbarat neticesinde bugün o bilgiler, evet, teyit almaya çalıştık ama çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Evet, Sirte'yi gösterirken biz nereden girdik? Bakıyorsunuz ki nereden girdik? Petrol bölgelerinden. Petrol bölgelerine doğru çok yoğun top atışları. Muhtemelen fırtına obüsleri olabilir mi? Bakalım. Sakarya roket atarlar olabilir mi? Bakalım. Ama şu husus var ki yoklamaya başladık. Bu husus çok önemli. Libya'nın petrol çıkarmayla ilgili yaşattığı zorluklar ve sıkıntılar Libya hükümetinin zor durumda kalması için atılan adımlara karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar Birleşmiş Milletler nezdinde olacak. Yani şunu belirtelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Sisi'nin yaptığı çabaların hiçbir anlamı yok. Bir kez daha tekrar ediyorum. Son dakika bilgisi olarak Sirte ve Cufra ekseninde biz düşünürken özellikle petrol bölgesinde iki bölgede çok yoğun lokal çatışmalar olduğu söyleniyor. Umarım bu bilgi tekrar teyitlenir ve sahadan gelen bu bilgi bize görüntüler eşliğinde ulaşır ve sizlerle paylaşırız. Evet, ajanslardan toplayarak.
Ama şu husus var ki eğer petrol bölgesini vurduysak burada enerjiyi harcamadan asıl sadete gelmişiz demektir. 200 araçlık konvoydan gelen görüntüler var. Çok kuvvetli konvoylar Sirte eksenine de yönlendiriliyor. Evet, gördüğünüz çınar sistemlerimiz. Olağanüstü. Evet, olağanüstü. 4 kilometre karelik alanı, evet, 4 kilometre karelik alanı toz duman ediyor. Büyük bir ateş desteği sağlayacak. Mısır ordusunun kabuslarından olacak. Şimdi Azerbaycanlı kardeşlerimize geçelim. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, evet, şok oldular. Çünkü Ermenistan Karabağ bölgesi civarından değil. Evet, Karabağ bölgesi civarından değil. Hiç beklenilmeyen bir yerden, Tovuz bölgesinden saldırdı. Bu gerçekten bir cüret gerektiren bir saldırıydı. Ama şu husus var ki Azerbaycan ordusu buna karşılık verdi. Ama bir husus var ki burada ilk Tovuz'a saldırıda Rus askerlerinin, Rus askeri gözlemcilerinin, evet, yardımcı olduğu yönünde yoğun istihbaratlar var. Bu bizim için sürpriz değil ama çok kızdırıcı bir hamle. Çünkü Libya'da belli bir yerde desteklediği Hafter'in tabanının bir hücumla kalkacağını düşünen Putin'in, orada birkaç bin Wagner'le bir ülkeyi zapt edemeyeceğini düşünen Putin'in, Türkiye'nin attığı akıllı ve realist adımlarla ve yasal adımlarla köşeye sıkışan Putin'in bir Sisi'yi kışkırtarak, bugünkü yaptığı açıklamayı söyledim ya size, gazlama amaçlı olması da büyük muhtemel. Ayrıca Putin'in burada yapacağı adımlarda Kafkasya'da enerji hatlarını da ele alarak, Libya'daki enerji hatlarını da ele alarak, düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki doğalgaz ve petrol borsasında istediğinin oluvermesi, petrol fiyatları düştükçe ve istikrarsızlaştıkça Rusya'nın yaşadığı sıkıntı kat ve kat artıyor. Rusya'nın Avrupa Birliği'nin özellikle Ukrayna nedeniyle uyguladığı yaptırımların artması ve ekonomide petrol gelirlerinin düşmesi nedeniyle fiyatlar düştüğü için enerji hatlarının ilgisi kat ve kat arttı. Burada da Hafter ve benzeri unsurları kullanmaya çalışıyor. Türkiye'nin burada tabii ki bir artısı var. Olay şu, her ne kadar NATO ve Rusya karşıt gibi gözükse de Türkiye karşısında PYD gibi unsurlarda, PYD teröristleri gibi unsurlarda nasıl birleşiyorlar değil mi? Türkiye'ye karşı NATO falan kalmıyor. Ama Hafter unsuru öyle değil. Hafter hem Avrupa'nın güneyinde, özellikle Rusya'nın tehdidi karşısında Avrupa'yı bırakacak ve Amerikan üstlerini bırakacak olması ve Hafter'in güvenilmez bir müttefik olarak Amerika'ca görülmesi, evet, çok kocalı diyebiliriz. Evet, Hafter için çok kocalı. Ama şu unutulmamalı ki Hafter için işler iyi gitmiyor. Çünkü Azerbaycan, evet, Azerbaycan'da yapılan bu saldırılarda Rusların baş destekçisi Hafter'in zor durumda kalmasından, özellikle paralı askerleri Birleşik Arap Emirlikleri para akıtarak tutmaya çalışıyor. Türk zırhlıları ve Türk, evet, desteği her geçen gün artarak devam ediyor. Ama bir husus var ki bu husus benim içimi serinletmeye yeter. Sizler de memnun edecektir. Evet, bu husus şu değerli izleyenler. Türkiye'nin Vatdiye üssünde, özellikle Vatdiye üssünde, orada bir savaş filosu, evet, savaş filosu kuracak olması, bu yönde, evet, hangi filo olacak diye şimdiden tartışılması bile Mısır ordusunun müdahalesinin cılız kalacağının en önemli belirtilerinden. İşte bu yüzden sivinçliyiz. Yani Sisi ne kadar orada parayla, Birleşik Arap Emirlikleri'nin akıttığı parayla, işte bunlar, bu kabilelerin reisleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin parayla, evet, parayla satın aldığı kabile reisleri geldiler, böyle böyle Sisi'ye gaz verdiler. Sisi gerçeklikten uzak, kimle, evet, akış attığını bilmiyor. Türkiye'nin şakası olmayan bir devlet olmadığını daha iyi anlayacak. Evet, Türkiye'nin şakası olmayan bir devlet olduğunu. Evet, Türkiye'nin şakası olmayan, yani Türkiye ciddi bir devlet. Ne yapacağını, ne edeceğini iyi hesap eder. Evet, Sisi. Türk askerinin gücünü tatmadan Türkiye'ye karşı yaptığın bu husumetleri derhal geri almalısın. Çünkü bilesin ki karşındaki ülke senin ülkenin içinde çok seveni olan bir ülke. Yani halkının sevdiği bir ülke. Ordunun içinde de Türkiye sevdalıları var.
Yani Sisi'nin devrilmesi çok yakın. Türkiye'nin yüksek askeri teknolojisi karşısında dayanamayacağını söyleyen birçok askeri stratejist var. Yani Sisi'nin Libya'daki petrol boru hatlarını veya petrol kuyularını bu kadar düşündüğünü söylemiyorum. Sisi'nin burada bu kadar çıldırmasının ve özellikle Libya konusunda bu kadar kendinden geçmesinin nedeni şu. Libya'dan bir rüzgar eser ve Libya hükümeti UMH artık Libya'nın tamamına sahip olursa ve sınır kalırsam, o zaman diyor buradan esen rüzgar halkı tetikler mi? Ama Sisi, sen yaptığın bu hamlelerle halkının bu tepkisini daha da ne yapıyorsun? Tetikliyorsun. İşte değerli izleyenlerim, S-300 ile ilgili zaten durumlar netleşti. S-300'ü getirdikleri Mısır'ın mıdır, Rusya'nın mıdır? Yani %50-50 diyorum, bakın kesin vermiyorum. Yunanistan'dan gelmiştir diyen var, ben buna ihtimal vermiyorum. Yunanistan çekingen bir devlettir ve kendisini korumak için S-300'leri Girit ve benzeri bölgelere konuşlandırmış olabilir diye düşünüyorum değerli izleyenlerim. Evet, petrol bölgesindeki çatışmaları sizlere aktarmak istiyorum. Ayrıca iki konu birbirine ilintili. Yani Libya ile Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını bir götürüyorum. Nedeni şu. İnanın Azerbaycan saldırısında, evet Azerbaycan'a yapılan saldırıda tamamen Libya'daki dikkatimizi dağıtmak ve Türkiye'nin dikkatini dağıtarak buradan belli bir şeyler koparmak. Türkiye'yi her alanda oyalayarak ana hedeflerini Doğu Akdeniz'de gerçekleştirmek isteyenlerin hamlesi. Fransa'nın da Ermenistan'ı kışkırttığını bilmeyen yok, duymayan yok herhalde. Çünkü çok duyarlı bir milletiz ve bu konuyu çok iyi irdeleyen, bu konuyu çok takip eden değerli izleyicilerimiz mevcut. Şimdi Türkiye'nin Mısır'da, Mısır tehdidine karşı, özellikle Hafter'in bu hamlelerine karşı yapacağı bir adım var. Yüksek ateş gücü Çınar sistemleri, Sakarya roket atarlar, 155 toplar ve obüs topları, bu gibi unsurları sınıra sevk ettik. Ama bir husus var ki, radar ve erken ihbar sistemleri. Bununla yanında Vatdiye'ye dedim ki, erken radar ihbar sistemleri olduğu vakit uçaklarımız kalkıp önleme yapabilirler ve kara birliklerimize güvence oluşturabilirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen gün yaptığı açıklamayı da buna bağlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler nezdinde bir anlaşma yapacağımızı ifade ettiler. Yani Sisi'nin Türk ordusu karşısında dayanamayacağını bilmeyen yok. Amaç Türkiye'yi yavaşlatmak veya oyalamaksa bu sembolik saldırı da Mısır'ı çok zor durumda bırakır. Esed'in kayıplarını Sisi bir baksın incelesin. Esed'in ordusunun %30'unu Türkiye yok etmişti. Daha da devam ediyordu açıkçası. İşte değerli izleyenlerim, gelişmeler bunlar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin eşsiz silah desteği ve askeri teknolojisiyle Azerbaycan'ın yanında her an olabilme ve bu yeteneklerini sunabilme desteği yanında, ayrıca Sayın Aliyev'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin de konuşulmaya başladığını görmekteyiz. Sayın Aliyev'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret tabii ki Rusya'nın hoşuna gitmeyecektir. Ama Aliyev yönetiminin her ne olursa olsun Rus yanlısı devletteki içerisindeki bürokratik yapıyı temizlemesi de Türkiye'nin de temennisi olacaktır. Çünkü bu iki ülkenin ilişkilerini etkilemektedir. Evet değerli izleyenler, anlattığım konuları kısaca özetleyerek yayınıma son vereceğim. 1. Putin, Mısır ordusunun Türkiye karşısında şansının olmadığını söyledi. Bu açıklamaya iki açıdan bakıyoruz. 1. Rus silahları ağırlıklı bir Mısır ordusu yeni kayıplar verirse Rusların silah sanayine büyük zarar gelir. Propaganda aleyhte olur. 2. İkinci bir Esed vakası, oradaki kara gücüyle korkuttuğu veya korkutmaya çalıştığı unsurlar varsa öyle düşünüyor Ruslar, çünkü bu konuda Rusların eli boş kalacak. 3. Burada Sisi'yi kışkırtmak amaçlı veya kızdırmak amaçlı yaptığı bir açıklama olabilir. Çünkü Sisi bugün Mısır ordusu Orta Doğu'nun en büyük güçlü ordusudur diyerek Putin'e cevap vermiş oldu. 4. unsurda Mısır'ın Amerika kontrolünde olduğunu, Mısır ordusunun karadan girdiğinde Amerika'nın çok hızlı bir şekilde petrol bölgesinde
ileriki dönemlerde Sisi kontrol altında tuttukları için Rusya'yı saf dışı bırakabilecekleri konuşuluyor. Yani bu ihtimaller ışığında şu andaki konjonktürde Wagner'leri elinde tuttuğu yerleri masada sağlamlaştırmak istiyor Rusya. Ama Türkiye faktörü bütün planları bozuyor. Ayrıca bir hususa da değinmek istiyorum. Fransa Ermenistan'ı kışkırtıyor. Avrupa Birliği'nde aleyhimizde evet lobiler oluşturuyor. Avrupa Birliği'ni kışkırtıyor. Ama artık Afrika'da Fransa'ya büyük bir tepki var. Mali başta olmak üzere birçok ülkede bizim Libya'da açtığımız özgürlük ateşi halklara rehber oluyor. Eğer Libya'da darbecileri tam yenilgiye uğratıp Libya devleti kontrolü tam sağladığında Fransa'nın sömürgesi ülkelerden hızlı bir şekilde tokat yiyeceği aşikar. Bugün Macron'un yaptığı açıklamada bir çaresizlik açıklaması. Libya için Conte ve Merkel'le çalışıyoruz diyor. Avrupa Birliği'nin askeri anlamda Libya'da hiçbir şey olduğunu sanki Macron bilmiyor. Yani gören düğünde dernekte görsün. Öyle bir deyim vardır. Macron bunu yapmaya çalışıyor. Hızlı bir prestij kaybı yaşadı. İşte değerli izleyenler, bugünkü açıklamalar, gelişmeler. Ama Sirte'ye dikkat. Özellikle petrol bölgesinde çatışma haberleri var. Ateş olmayan yerde de duman çıkmaz. Bakıp göreceğiz. Gelişmeler oldukça. Ama şu gerçek ki Sisi için de zor günler başlıyor. Nedenlerini de yayınımın içinde anlattım. Evet değerli izleyenlerim, kanalıma abone olmanızı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum. Bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Sizlere layık olmaya çalışıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.